Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fene oynayacağım tekrardan. Şimdi 5'te giriyoruz ve sürekli Fene oynuyorum kaldıkça. Öyle. İnanılmaz pikler aldılar. Yani her taraftan counter pik akıyor. Nasıl oynayacağım bir fikrim yok ama elimden geleni yaparım. Bir bakalım burada kimseler var mı? Burayı kesip geçmiş bile buraya. Hemen atlayayım o zaman. Oğlum burayı da mı kestin ya? Güzel. Şansa bende kaldı bu arada. Çaktırmayın. Göremeden direkt adamı ya. Yanlış pençe attı ya. Bir şey oldu orada anlamadım ama. Aha bu öldü. Güzel. Ya bunu zaten şu anda erken oyunda kestik. Kestik. Devamında nasıl oynayacağız? Neler olacak? Hiçbir fikrim yok. Oynayıp göreceğiz de kardeş. Öleceğiz de aman diyeyim ne yapıyorsun? Aman 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 aman. Hemen burada bir base atalım. Dikenli gülle erken bitiyor. Hemen dikenli gülle yapalım. Ben hasar mı gideyim, tank mı gideyim bilmiyorum. Moskova gibi bir ADC'leri olmasaydı. Tank dizilimi deneyebilirdim. Ama şu anda deneyemem çünkü her türlü eritiyor zaten. Eski dizilimle oynansa yine olur. En az dakika 10'a kadar bir işe yaramıyor. Ama şu anda güçlü abi. Ayakkabı büyüdürenci yapacağız böyle bir maçta. Aksi düşünülemez. İhtimal bile yok başka bir şeye. Şimdi önce mavi, devamında bir tur kaplumbağa. Ormancı iki defa düşürüldü. Çok iyi oldu. 4 level'a kadar iki defa düşürmüş olduk. Devamında biraz zor düşürürüz. Şimdi yine mide change almışlar. Glow. Ya bizi kurtaracak pek büyük ihtimalle Digi olur. Şimdi bu reddem devam etmiştir büyük ihtimalle. Bir bakalım. Güzel. Reddini de aldım. Ormancıyı bir tur daha düşürdüm. Bir kere daha düşecekmiş. 4 level'a kadar düşmüş oldu. 4 level olmuyorsa eğer mavisini bir tur daha basalım diyeceğim de kaplumbağa var. Mavisini alsın artık. Şu anda zaten pençem yok. Maviye gitmem bana birazcık sıkıntı çıkartabilir. Hiç oralarla uğraşmayalım. İkinci item de bu oyunda hemen şöyle zırhtan meşrudan koyalım. Sonra akar gider herhalde. Bam bam bam. Pençe geliyor da atmayacağım ya. Ya da atayım ya. Ya da atayım. At, at. Akai hala 4 level olmadı galiba. Bunu da çaldım. Çocuğun oyunu bitti ya. Oğlum bitti la çocuk. Abi tanıyor bir de kalp de attı. Kıyamam sana. Çocuğa oyunu zehir ettik ya. Al al bütün ormanları al. Acımak yok. Çocuk oyun hayatında hiç böyle bir maça başlamamıştır herhalde. Allah Allah. İyi bunu da kestik. Hemen üstteki ormanı da alalım. Geri 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 geri. Yalnız pençe yok ha. Güzel 5 oldu. Bu saatten sonra daha durduramazlar ya. Geçmiş olsun. Tahmin ettiğinden daha kolay bir maç olacak gibi duruyor. Biraz devam ederlerse eğer. Güzel. Ha. Tamam. Şurada red'i var. Çok komik bir maç bu arada. Abi. Aynen Akai'yi alayım falan. Abi valla üzüldüm de bir yandan komik de yani. Hepsi bir arada yaşanıyor şu anda duyguların. Pençe yok yalnız ha. Güzel. Oo, Akai var. Allah'tan giremedik oraya. Şunu da kestik mi? Bunu da kestik büyük ihtimalle. Güzel. İnanılmaz bir maç oluyor şu anda. Durduramadılar da ya. Ya şimdi bu kadar tamam counter'ı çekiyorsunuz da hasar eksik kalıyor bu sefer. Yani erken oyunda tamam ormanı hızlı kestiren bir kahraman Akai 4 level'da falan filan da hatasız oynanması lazım. Feni o hatayı yaptı mı ona manyağın biri gelir benim gibi çıkmaz ormanından yani. Biraz öyle bir maç oldu. Oluyor. 7-0 oldu şuna bak. Kim derdi lan şu piklere karşı bu kadar üstünlük kuracağım.
Ver hemen 7 denizin kılıcını bana. Nerededir Akai? Bu arada bu çocuğa da hiç gidemedik ya. Oo, görüş aldı. Galiba ultisi var. Hemen gaza geldik. Bir tur satış geldi. Chat'te bir şeyler konuşuyorlar. Hemen şurayı kapatalım. Altın farkı kapandı. Bir hatada. Neyse, canımız sağ olsun ya. Akai yukarı geliyor bu arada. Ama Digi'de ulti var. O yüzden sıkıntı olacağını sanmıyorum. Akai şu anda tam anlamıyla bir etkisiz karakter. Orta koridorun kulesi gitmesin. Aman diyeyim, orası şu anda çok önemli. Bir anda oyunu çevirebilirler. Güzel de o çocuk yine onu kesti ya. Senin şu anda ultin falan da yoktur. Tehlike değilsin sen yani. Güzel. Gelmişti galiba ama. Ne yazık ki o işler öyle olmuyor. Kardeşim. Şu şeyi kesmezsek bizim ADC yok olacak. Çok düştü ADC'ye Moskova. De ulti gelene kadar beklemeliyim. Çili karakter yapmış mı yapmamış, tamam. Gider şimdi tek atarız onu. Eğer buraya tekrardan geldiyse. Bir açıl bakalım. Açılmadı. Acaba nerede? Oo! Çık. Bosslar gelmiş, çık. Oy, güzel yolladı pazara. Ama çıkış sanısı var mı? Ya ben de Kaja'dan korkuyorum. Şimdi tamam ezdik üstünlük sağladık da sakat pikler. Yani çok temkinli oynamam lazım. Öbür türlü yani bir şey yakalandığım anda büyük ihtimalle direkt gideceğim yani. Kaja'sı, Minstar'ı. İşte hasarları eksik dediğim gibi. Valentina yerine belki bir tane faşa maşa alsalardı. Hasarı tamamlarlardı da. Şu anda eksikler. Büyü hasarları yok gibi bir şey yani. Önde başlasalardı da işte mesela kule altına girmem imkansız ya. Neredeyse yani. Lan oğlum ultisi yok mu bu adamın ya? Ultisi var diye diken üstünde oynuyorum. Adam ultisi yok. Bu arada Moskova Batrix'i bir daha kesti. Bizim çocuğu turşu ettiler. Ah be kardeşim. Moskova. Çocuk ADC main değil. Normalde orman oynuyor da. Şu anda ben Fen'i oynuyorum diye ADC'de. O taraf mı? O taraf için dururum ama karaktersizlik yapmayın. Tek diyeceğim de tek demiyorum. Kıyamadım ya. Hadi git hadi. Aha. Gel basten. Durun ya, benim oynadık şeyimi, konsantrasyonumu bozmayın. Durun bekleyin. Bekleyin. Bu duruyor mu? Hop, bunu kim almış? Change ultilemiş, diğerini bırakmış. Oğlum zaten bizim buff'ımız, niye bırakıyorsun? Niye bırakıyorsun? Hemen şurayı keselim. Kes. Beni bekleyin. MVP'm gidebilir ya. Glow 2-3 tane daha bir şey alırsa. MVP'm gitmesin, dur. Aman diyeyim. Kule altına da girme şansımız yok. Buranın pasifi zaten gitmiş. Minyonu sok içeri, keselim. Kaja maja bunlar. Galiba... Daha fazla kill alamayacağım bu saatten sonra. Zaten oyun bitti gibi. Gerçi buraya tutacaklar. Pekemedi kimseyi. Tap'ın pasifi gitmiş büyük ihtimal. Gitti gerçi az önce. Giremem buraya arkadaşlar. Yani Akai tek başına olsa belki Digi ile falan girerim diyeceğim. Minstar var. Girilmez yani buraya. Bitti mi? Eyvah.
Eyvah eyvah eyvah. İşte bundan bahsediyordum da. Ölecektik. Yapacak bir şey yok buraya. Ama büyük ihtimalle oyun bitti. Yani genelde böyle pik alınınca oyunlar zaten kolay geçiyor. Çok uzun sürmüyor ama bu kadar da kolay olmasını beklemiyordum. Akai ve Feni tarafından adamlar bildiğin darbe yediler yani. Akai çaresiz kaldı. Şimdi yakaladığını varsayalım. Arkada temiz hasar yok. Sıfır yani. Pek hoş değildi pikleri. Öldüğüm için de MVP'yi hediye ettik. XP koridora. Böyle. Elimde bir tane de Helcurt maçı vardı. Şimdi de onu koyacağım arkadaşlar. Oyunu silmeye gidiyorum. Onu koyacağım. Videonun devamı varmış gibi bitirmiştim. Öyle. Biraz da geç kaldı video. Bu ekip işleri için biraz yüzünden birazcık videolar sanki aksayacak ama dikkat etmeye çalışacağım. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Helcurt oynayacağım. 505 girdim şu anda. Sabahtan beri Feni oynuyorum. Ama dün daha Feni videosu attığım için... Dün mü attım? İlk gün mü attım? Tamam, dün attım galiba. Aleykümselam. Aleykümselam. Bugün de bir Helcurt oynamak için şu anda daha doğrusu az önce Feni'ye ara verdim. Şimdi Helcurt oynayacağım. XP'yi aldı. Peki, sıkıntı yok. Şimdi bugün sizlerden gelen bir item dizilimiyle oynayacağım. İlk item bozulma tırpanı. Sonra canavar avcısı. Sonra bakarız zırh delme, umutsuzluk falan. O tarz şeyler vardı. Yani aslında pek seveceğim bir dizilim olacağını düşünmüyorum. Fakat bu arada gölgesini attı. Buraya hemen gelseniz oynardık. Tankları da yok. Ne yazık ki çok az bir miktarla kaçırdık da. Diğer tank da yukarıda olduğu için bizimki de yukarıdaydı. Oraya kampladılar. Şimdi hemen şurayı alalım. Ama bu dizilimde ayakkabıyı sanki erkenden yapsam daha işime gelecek ya. Sonradan kafa karıştırıcı olmasın. Neyse o dizilimden devam edelim. Şimdi karşı çok tanklaşırsa, tanklaştığını, can itemlerini aldığını falan görürsem Atlantis de koyabilirim. Aslında bu oyun için çok ihtiyacım da var gibi durmuyor ama bilmiyorum. Aşağıdaki elemanı şimdi 4 olunca kesebiliriz. Flash'ı duruyor mu acaba? Tamam, flash'ını aldık. Ölecek bu. Oy, tamam aman diyeyim. Umarım Hayabusa burada yoktur. Hiç görüşüm yok ama nerede bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Tamam, şunu aldım. Şimdi base atabilirim. Evet, güzel. Bu geçmişimdeki 20. maç olacak ve inşallah kazanacağım. 20 maç win olarak gözükecek. Çok uzun zaman olmuştu böyle bir seri yakalamayalı. Kaplumbağayı falan verdi ama. Şimdi çok fazla oynayınca herkes bir yerden sonra trollemeye başlıyor. Change falan kitlemiyorlar. Birbiriyle alakasız pikler alınıyor. Ondan sonra oyun zorlaşıyor, boş yere uzuyor yani ama yapacak bir şey yok. Fazla oynayınca cidden insan kafayı başka şeylere takıyor. Başka şeyler aramaya girişiyorsun yani de. O eleman burada ölmez ya. Bu ölmez burada. Hiç güvende değil. Atlas'ı güzel kitlemişler. Franco da full ADC ile oynadığı için ben burada böyle gariban rolünde takılıyorum. Ormanda değilim, gariban rolündeyim. Oh, öl. İyi oldu sana. Ben oğlum. Biz neyiz burada? Niye bize kimse yardım etmiyor? Hı? Bunu atmayalım boş yere ya. Aşağı aşağı dönmüşlerdir. Ya dizilim aslında pek hoşuma giden bir dizilim değil ama bir bakalım. Şimdi bozulma tırpanı fena bir item değil. Ama dikenleri böylesine temel saldırı işleyen bir kahramanda. Allah aşkına patlama. Nasıl keseriz onu? Aga satarız. Aga satarız, satarız, satarız. Ayabusa da geliyor, 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 geliyor. Tamam. Hedefi benden çevirdi. Lan oğlum ölmeseydin iyiydi be. Ölmedi.
Birbirlerine tamam atınca tilt oluyorlar. Mesela kimle bunu konuşuyorduk ya? Mesela bizim oyunda harika oyun atmak böyle bir dalga ifadesi, tamam mı? LoL'de falan başka oyunlarda böyle bir şey yok. Allah! Aman diyeyim kardeş. Ya kardeş ya. Kenef'in uşağı ne işin var burada ya? Ezildik la resmen. Bilmiyorum, Popol varken Franco koridora yapışacak bir kahraman değil bence ya. Gerek var mıydı bu kadar koridora kıymet vermene? Beraber gider orayı darlar düşürürdük yani. Şimdi sen düştün oyundan. Cloud çok iyi değil. Karşı Hayabusa benden çok fazla önde. Çok fazla önde. Adam 1K fark atmış. 1K'dan da fazla. Nasıl toparlayacağım? Bilmiyorum. Kötü bir olay bu. Bir de farklı dizilim gidiyoruz ya. Hasar erken oyunda pek iyi olacak gibi de durmuyor. Bir kaplumbağa ile bu farkı kapatayım diyeceğim. Adamın tankı görüş veriyor aga. Geliyor Ayusa ya. Çenci de dızlar bu arada oynarsa. Da bende kaldı. Güzel. Ya buraya bilmiyorum, oynayayım mı? Leo ile beraber geliyorlar. Güzel aldık bu arada. Kes bunu. Güzel. Güzel. Uf, şapkadan tavşanı çıkarttım son anda. İyi oldu. Burayı çok sağlam oynadım. Şimdi güzel. Oyunun bütün yükünün bende kalması daha iyi oldu. Şimdi ben yorumları tahmin ediyorum. Bu ekiple kasamazsın kardeş. Bu ekip İyi oldu, iyi, güzel. Yük bende kalsın. Ben taşıyayım. Abi her ne kadar şikayet etsem de böyle solo falan oynarken oyunculardan, öyle daha iyi oluyor. Çünkü öbür türlü herkes işini yapıp oyunu rahat bir şekilde kazanırsak zaten ya, videonun çok bir keyfi olmuyor benim gözümde. Büyük ihtimal sizde de öyle. O yüzden böyle olması çok daha iyi ya. Tamam. Şimdi Hayabusa falan gelir mi? Kardeş zortladın. Beni de keser bu arada. Orta koridorda neler oluyor? Obu. Hayabusa eğer ultili bir şekilde burada bekliyorsa sıkıntı çıkartır bana. Bunlar harbiden fil diyor bizimkilere. Eyvah eyvah. Ya sırf ben videoda daha zor bir video çekeyim diye böyle yapıyorlar değil mi? Şimdi zırh delme lazım çok acil şekilde. Az önce aşağıda keşke ultiyi açıp X-Borg'u öyle kesseydim ya. Yani gereksiz bir şeye girdim orada, zorlamaya girdim. Bence direkt Lord'a koşabiliriz. Lord alalım şu oyun dönsün hadi ya, yeter. Bak altın farkı yok ama mesela eşitiz. Diyor mu? Kilde sadece öne geçiyorlar. Birisinin çok bir kıymeti yok. Vur. Tamam. Şimdi Lord'u aldık. Yukarıda neler oluyor? Hayabusa'yı düşürdüler. Tamam, Hayabusa'ya altında yetişmişim. Hala benden birazcık üstün ama yetişmiş sayılırım. O doğru rüzgara. Ne mi zıplattı ya? Ya aman! Ben dışarıdaydım ya.
Beni zıplatmasa ölmeyeceğim. Kuleye geberdik zaten. 1900 vurmuş kule. Popol hangi item çıkmış? İkinci item mi? İkinci item çıkmış doğru diyorum. Umutsuzluğu da var. Hayvan gibi hasar çıkartır. Bu arada Hayabusa ulti attı. Onu keser bu arada. Aynen. Ah be Hayabusa kardeşim. Sen az önce 10'a 1 oynuyordun be. Ne oldu sana 10'a 3 oldun bir anda? Ne oldu bir anlat. Bir anlat derdini. Bazı maçlar şöyle oluyor mesela. Geri düşüyorum ama hiçbir endişe, hiçbir panik yok bende. Çünkü biliyorum yani az sonra bir fight dönecek. Bir şey olacak. Bir anda kaybedecekler. Öyle değişik bir maç sistemi de oluyor yani. Bunu hard oynayanlar bilir. Şimdi o çocuk ne yapıyordu? Atlı dizilimde bundan sonra. Yanlış hatırlamıyorsam Atlantis kargısı vardı ama Atlantis kargısını şu anda koymayayım. Bir de umutsuzluğu vardı o çocuğun. Sonraki item de onun yerine ne koyarız? Öldüm agam. Bayağı kesiyordu bu arada. Vay arkadaş. Ama o çocuk çok önde yani şimdi. O hafife alınacak bir adam değil yani. Dalga geçer gibi de. Adamın şaftı kaydı ya. Adam bir anda düştü oyundan gördünüz mü? Ah gariban. Nakşa atmayalım. Ulti atar. Ama gelemez. İşimiz Lord'da galiba şu anda. Ya aslında umutsuzluk... Bilmiyorum hiç ihtiyacım yok gibi yahu. Gerçekten ihtiyacım var gibi durmuyor yani. Ama yapalım. Bum 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 bum. Bozulma tırpanı şimdi şöyle. Ha kötü değil. Kötü değil ama bence hard maç için bu kadar saldırı kasmak benim oyunun tarzıma göre uygun değil. Ben iki tane tank temeli oynamadım mı Helcurt'la fidliyorum. Daha doğrusu taşıyamıyorum. Taşıma üzerine yoğunlaşmam gerektiği için. Aslında dakikada 12 olmayacak ama. Lord gelene kadar dakika 12 olur. Kulenin pasifleri gider en azından. O yüzden çok bir sorun değil. Hayabusa yine ölmüş. Oğlum. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Bir anlat. Ne oldu? Sen oyun taşıyordun. Bu nasıl bir çöküş be? Bir anlat bize üstadım. Benim buff nerede? Cloud mu almış? Ne alaka ya? Sen niye benim buff'ımı alıyorsun oğlum? Hayabusa. Kızım neredesin? Bir gel bakayım buraya. Güzel. Sadece düşürdük yeterli. Hayabusa tekrardan bana dönmesin. Deflediler gibi bir izlenim var şu anda. Ama yok. Biraz uzatmaya çalıştım da. Bak ezildik ama diyorum ya yani bazı maçlar belli ediyor kendini. Bu da öyle bir maçtı. Yıldızım biraz yükseldi. MVP de bende kalmış. Hayabusa'ya üzüldüm ya. Çocuk o kadar iyi başladı ki bak ben hala o çocuk kadar hasar vuramamışım bile yani. Yani normal zaten çünkü tank hiçbir şekilde benim yanımda kalmadı ama bilmiyorum. Siz yorumlayın nasıl kazandık bu oyunu. Şimdi daha doğru piklerle bir yer oynayacağım. İnşallah yani. Karşının pikleri yine güzel. Ama bu sefer kendi itemimle oynayacağım. Yeter. Tamam bir yer onunla oynadık. Sevmedim bozulma tırpanını. Hoşuma gitmedi. Ya yedi denizle başlanabilir. Avcı darbesiyle başlanır. Avcı darbesi diyorum. Canavar avcısıyla başlanabilir. Ama bence bozulma tırpanı hoş bir tercih değil. Ben böyle düşünüyorum. Buraya girmemişler. Kim ormancıları? Alucard. Görüşü aldılar bu arada. Reis şimdi burayı patlatacak galiba. Görüşürüz. Hemen aşağı gidiyorum. Şu pençe olayı birazcık şey ya. Biraz şans. Biraz rakibin darlaması veya senin tankının ya da büyücünün karşıya darlaması gibi iki tane çok önemli faktöre bakıyor. Bu zehir muhabbeti de var ya tam istediğin pençeyi atamıyorsun hiçbir zaman. Birazcık sıkıntı oluyor. O pençeyle beraber bir yüksek hasar yeteneğin varsa o zaman genelde kazanıyorsun ama
Yine de belli olmuyor gençler. Şimdi erken 4 oldum orayı aldığım için. Çocuğa base attırması aslında. Bir tane vuraydım. Güzel. İki tane güzel tepki gördük. O ona oynadı öleceğini anlayıp. O da ona karşılık verdi falan. Güzel hareketlerdi. İkisinin de eline sağlık. Şimdi buradaki bütün altını hemen hemen aldık. Çok güzel. Erken oyunda öne geçmenin en baştaki faktörü kuledeki altınları almak. Yani 5'te oynarken bunu çok daha fazla hissettim yani. İliklerime kadar hissettim desem doğru diyebilirim galiba. Şimdi Kufra'nın falan ve Alucard'ın olduğu yerde benim ultim yok. Pek hoş bir karar olur mu buraya saldırmak emin değilim ama Alucard'ı çok iyi darladı. Galiba kestiler de. Güzel. Kardeş deneme boşa. Artık pençeniz de yok. Deneme yani. Niye deniyorsun? Kufra atlayacak galiba kafaya. Bunu bozmamaya çalışacağım şeyi. Güzel. Güzel. Ölebilirim ya. Çok güzel. Mükemmel oynadık. Şimdi doğru oynanıyor işte. Böyle olunca keyifli. Oyuna girerken change banladım bu arada. Şu anda main olarak orta koridor oyuncusu yok takımda. Bir tane XP koridoru var. İki tane ADC. İki tane orman var. Yani bir şey orman. Nerede Tuvo? Tuvo'nun normalde orman main. Ben ormanda oynadığım için de şu anda bizim ADC ile beraber takaslayıp duruyorlar. O da midden sıkılıp aşağı geçtiği için change oynayıp duruyor. Az önce gittim change'i banladım. Şimdi kötü bir pick değil. Kötü pick aslında şu andaki metoda da. Kötü pick değil. Fakat çok baskın pickler var. Ya bu maç oynanabilirmiş aslında. Xavier almış. İki tane orta koridorda böyle sadece durup durup pozisyon bekleyen kahramanlar oynanabilirmiş. Ama iyi oldu. Şu an baskı kuruyoruz mesela Valentina ile. Böyle. Şunu bir büyü direnci ayakkabısı yapabiliriz. Hepsi Glow'a döndü galiba. Alucard ne yapıyor yukarıda? Ölüm fermanını imzalamış. Bu arada atlamadım sandım. Kamerayı o yüzden değiştirdim. Sonradan atladığımı fark edince tekrardan oraya geri döndüm. Bir bakalım kimler geliyor buraya. Tamam onu keserler artık. Herhalde. Şunu da vuralım. Şunu da dojlayalım. Dojlayamadık. Kes hemen burayı. Güzel. Öldürtecek zorla kendini de. Martis nerede? Martis'in hiçbir görüşü yok. O en son orta koridoru itiyordu. Tamam bota geri dönmüş. Şu anda yapılacak iş belli. Burayı almak. Yok abi en iyi item bir dizilim benim dizilimim ya. Bırakın bu işleri. Tırpan mırpan geçeceğim o işleri. Şu an burada işe yaramayan hiçbir item yok benim dizeceğim dizilimde. Öldürme çılgınlığına girmeyip 7 ile görüyorum. Avcı darbesi direkt atlar atlamaz zaten bana hareket hızı veriyor. Oradan sanki öldürme çılgınlığıyla kill almışım da bana çıkma fırsatı sunuyor. Bir yer. Zerdiye zırh delme cabası. En son tabii ki korkunç silah zaten ihtiyacı var. Her türlü kahramanın. O 3 tane item zaten hasarı hayli hayli karşılıyor. Devamında da ölmemeye oynuyorsun. Şey çok güçlendi. Midas'ın kılıcı. Athena yerine o tercih edilebilir. Maçına, pikine göre. Büyücü sayısına göre. Bu maç mesela Athena'ya ihtiyacım yok. Yani Xavier çok benim için çok büyük bir tehlike değil. Ama yine de fazla vurur. O yüzden Midas'ın kılıcını oraya koyup dizilimi o şekilde tamamlamayı düşünüyorum. Ve şu anda orta koridorda bir fight dönecek gibi. Güzel. Bir yanda turşu oldular. Güzel. Bu da düştü. Şu anda onu kesemem. Bakayım. Hata yapacak mı? Yapmadı. Şuradan yük doldurmam lazım ve eksik birazcık canım var sanırım. Onu bir fullemek gerekiyor. Şuradan biri gelirse direkt kafasını patlatırım bu arada. Var mı gelecek olan bir turşu? Kimde XP'leri bunların? Martis. Gelebilir ama şu yüküm gitmeden gel de. Çalacak ya. Aman. Atlıyor.
Vur buna da. Güzel. Aa, biz hiç skor vermemişiz de. Aa, nasıl vuramadım? Bir tane daha vursam yatabilirdim ya. Lucard da oradaydı. O yüzden iyi oldu böyle. Avcı darbesini ver. Şimdi zırh denmeyi de ver. Şu Alucard şuraya gelse de bir tek atsam ya. Gelsene. Ama kesemezsin ki. Güzel. Ölmedim. Tamam. Burayı hemen iteceğim. Vur 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 vur. Allah. Kimse ölmemiş, tek ölen ben olmayayım ya. Aman diyeyim. Bu işin bir raconu var. Böyle maçlarda ölenle her zaman dalga geçilir arkadaşlar. Beşin raconu budur. Şimdi hemen şuradan şurayı temizleyelim. Herkes işini yapıyor ya, güzel maç. MVP alabilirim herhalde bu oyun. Abi yok, benim dizilimim en iyisi. Hiçbir şeye katılmıyorum onun haricinde. Ya full saldırı kasıp kolay maçlarda herkesi de tekleyebilirsin ama hard maçta kesinlikle ihtiyacı var. Özellikle suikastçılara karşı oynuyorsan Helcurt'u kesin yani. Net direkt bir tane antik zırh koyacaksın oraya. Tartışmaya açık bile değil bence. 8'de Lord da alabiliriz. Aynen. 8 Lord'unu alalım. Hadi. Solo maç, solo video atmaya devam edeceğim arkadaşlar bu arada. Merak etmeyin yani. Böyle dünyanın en güzel maçlarını izlemeyeceksiniz sürekli. Böyle tertemiz, herkesin iyi oynadı. Bu arada Moskova'nın ultisi çok iyiydi yani. Pençeyi kaçırsaydım direkt şak diye çalıyordu turşu. Şu anda bu hasar dakika 40 da olsa yeterli olur. Buradan görüşü verdim girerken büyük ihtimalle. O yüzden Kufra şu çimde falan bekliyorsa buraya atlama ihtimali var diye bekliyorum. Ama büyük ihtimalle Leste ultiyle giriyordur buralara. Şurada kimse yoktur sanırım. Aynen. Orta koridor her zaman daha hızlı gelir. Şurayı bekleteyim biraz. 2-3 tane vuralım. Geri kalanını minyonlar halletsin. Üç tarafı beraber sokabiliriz. Aslında keşke önden yollasaydım, patlamasaydı burası. Bitirebilecek miyiz? Ölmeden bitirelim hadi. Buraya güvenmeyin sakın. Bunun patlaması gitse kafi. Vur. Şu minyonlarla patlamayı veririz. Güzel, onu kestiler. Bunu da kestik gibi duruyor. Kesemedik. Daha bu saatten sonra kimse ölmeyi göze almaz. Güzel. Güzel. Bakalım hemen oyun son tablosuna. Son fight'ta şeyler bensiz gerçekleşti gibi. Belki o ara MVP'yi kaybetmiş olabilirim. Ama sanmıyorum. Evet, ben kaybetmişim 0.5 ile. Almış turşulardan bir tanesi.